konumuzda kara kök dışına çıkamayan sayılar işlenecek. İki tane maddemiz var. İlki şu. Kara kök içindeki sayı çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayrılır ve ikili ikili gruplandırılır. Her ikili kök dışına bir tane olarak çıkar. Teknik alan sayılar kök içinde kalır. İkinci yöntemimiz de şu. Kök içindeki sayı biri tam kare olacak şekildeki iki çarpana ayrılır ve tam kare olan dışarı çıkarılır. Hemen bakalım ilk örneğimize. Kare 18 sayısını a kök b biçiminde yazınız demiş. Bakalım çözümüne. Evet burada birinci yolumuz bu kök içindeki sayıyı çarpan algoritması yaparak asal çarpanlarına ayırma. Başlayalım. Sayı 18'di. 2'ye bölersek 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ayırdıktan sonra ikili olan sayıları yani aynı sayıdan 2 tane olanları grupluyorum. Mesela burada 2 tane 3 var. Bunu grupladım. Bu 2 tane olan 3 dışarı 1 tane 3 olarak çıkar. 2'den 2 iki tane yok. 1 tane var. O yüzden bu içeride kalır. Yani dışarı çıkan 3 içeride kalan 2. O zaman bu kök 18'i yazarken kök dışında 3'ü yazıyorum. Kök içinde de tek kalan 2'yi yazıyorum. Demek ki kök 18 3 kök 2'ye eşitmiş. İkinci yol ise şu. 18'i iki tane çarpana ayıracağım. Ama çarpanlardan biri kök dışına çıkabilecek olan tam kare bir sayı olacak. Bu her zaman büyük sayılarda kullanılmayacak bir şeydir. Ama 18 gibi küçük sayılarda işe yarayacak bir yöntem. Bizi hızlandıracak bir yöntemdir. 18 9 çarpı 2 diye ayrılabilir. 9 3'ün karesi olduğu için bu 9 kök dışına çıkabilir. 9 kök dışına çıkarken neyin karesi olduğunu düşünüyorduk. 9 3'ün karesidir. Dışarı 3 diye çıktı. Artık 9 içeride yok. İçeride kalan 2. Evet iki yöntem de bu şekilde. İkinci örneğimiz karekök 108 sayısını a kök b biçiminde yazınız. Bakalım çözümüne. Evet bundan sonraki örnekleri birinci yolla yapacağım. 108 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa 2'ye böldüğümde 54 2'ye böldüğümde 27 3'e böldüğümde 9 3'e böldüğümde 3 3'e böldüğümde 1 Demiştik ki ikili olanları gruplayacağız. Aynı sayıdan 3 tane olsa bile Önemli değil. Ben ikili ikili gruplayacağım. Bunu grupladım. Burada iki tane iki var. Onu da grupladım. Bu iki tane iki dışarı bir tane olarak çıkacak. Bu iki tane üç dışarı bir tane olarak çıkacak. Tekli alan tek bir tane üç oldu. Tekli alan içeride kalır. Diğerleri dışarı çıkar. Dışarı çıkan birden fazla sayı olduğu için bunlar çarpılıp dışarı yazılır. Yani 3 çarpı 2, 6'yı dışarı yazdık. Kök içinde tek kalan olan üçü de içeri yazdık. Demek ki kare kök 108 sayısı 6 kök 3 sayısına eşitmiş. Üçüncü örnek eksi kare kök 128 sayısını a kök b biçiminde yazınız. Bakıyoruz çözüme şimdi. Evet yine benzer bir soru. Tek farkı başında bir eksi var. Bu sorularda da yine hiç eksiyi görmeden bunu artı gibi düşünerek daha önceki örnekte yaptığımız gibi 128'i asal çarpanlara ayıralım. 2'ye böldüğümde 64, 2'ye böldüğümde 32, 2'ye böldüm. 16, 2'ye böldüm. 8, 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1. Ve yine ikili ikili gruplayacağım. Yani bu iki tanesini grupladım. Bu ikisini grupladım. Bu ikisini grupladım. En son bir tane iki tek kaldı. Her ikili grup dışarı bir tane olarak çıkardı. Ve bir tane çıkardım. Dışarı çıkan 3 tane 2 oldu. Bunları çarparak dışarı yazıyorum. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Kök dışında 8 oldu. Kök içinde bir tane tek 2 kaldığı için bunun eşitti 8 kök 2 olmuş oldu. Evet, son yapmamız gereken bu sayı eksiliydi. Tek yapmamız gereken de bunu 8 olarak yazmak. Dördüncü örneğimiz karekök 80 sayısını a kök b biçiminde yazdığımızda kaç farklı a artı b olabileceğini bulunuz. Bakalım çözümüne. Evet bu diğerlerinden farklı bir soru. Çünkü bize kök 80'i ayırdığımızda en sade halini sormuyor. Neler olabileceğini soruyor aslında. Ama yöntem olarak aynı şey yapacağız. Yani 80'i asal çarpanlara ayıracağız. 2'ye böldüğümde 40, 2'ye böldüğümde 20, 2'ye bölersem 10, 2'ye bölersem 5, 5'e böldüm 1. Şimdi ilk aklıma gelen şu olması lazım. Eğer kara köklü bir ifade kök dışında yani bu önünde bir kat sayı yoksa ben her zaman bunun kat sayısını 1 şeklinde gösterebilirim. Yani bunu ben ilk yazacağım şekil karekök 80 dışarıda 1 şeklinde yazabiliyorum. Yani ilk farklı gösterimim A1 B80 şeklinde. İkincisi ise dışarı çıkabilecek sayıların hepsini birden değil de teker teker çıkaracağız. Örneğin ilk şu ikili grubu yaptığımda dışarı bir tane iki çıkarırsam dışarıda 2 olur. Diğerleri hiç çıkarmadan içeri yazarsam ilk kere 4 dört 4 kere 5 20 olur. Yani ikinci gösterim 2 iki kök 20 de olur. Diğer gösterimde çıkabilecek diğer çarpanı çıkaralım. Yani diğer ikili grubu da yaptığımda bu da dışarı 2 çıkar. Yani dışarıda 2 çarpı 2 4 olur. İçeride bir tane 5 kalır. Demek ki 3 farklı gösterim kök 80'i şeklinde yazabiliyoruz. Burada A kök B şeklinde yazdığımızda ilk gösterimde A1 B80 oldu. Yani toplamları 81 oldu. İlk farklı A artı B değerini bulduk. İkinci de A2 B20 oldu. Yani 2 artı 20'den 22 oldu. Üçüncü gösterimde A4 B5 oldu. Bu da 4 artı 5'ten 9 olmuş oldu. Demek ki kök 80 sayısını A kök B biçimde yazdığımızda oluşan A artı B'ler 3 farklı biçimde olabiliyor. 9, 22 ve 81 şeklinde. Şimdi yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Yani kök dışındaki bir sayı kök içine alacağız. Notumuz var burada bir tane. Kara kök dışında bulunan bir sayıyı kara kök içine alırken sayının karesi alınarak kök içine alınır ve kök içinde başka bir sayı varsa onunla çarpılır. Hemen bakalım burada bir örnek var. 3 kök 5 demiş. Buradaki 3'ü kök içine alırken bu 3 kök içine 3'ün karesi olarak girer. Yani dışarıdaki sayı içeri girerken üzerine kuvvet olarak 2 alır. 3'ün karesi 9 yapacağı için içeride 5 vardı. 9 çarpı 5 kök içinde 45 olmuş olur. Şimdi bakalım diğer örneğimize. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe sıralayın demiş. Sayılarımız A eşittir kök 21, B eşittir 2 kök 5, C eşittir 5. Bu soruyla ilgili bir notumuz var burada. Kara köklü sayılar sıralanırken, kara kök dışında bir sayı varsa kök içinde alındıktan sonra sıralama yapılmalı demişiz. Şimdi bakalım çözümüne. Evet, kara köklü sayıları sıralarken tek yapmamız gereken şey bütün kök dışında bulunan ifadeleri kök içine alıp yazmak. Burada A sayısında kök dışında bir ifade yok. Kök içinde 21 var. B sayısında kök içinde 2 var. Bu 2'yi kök içine alırken bu 2'nin karesi olarak içeri girer. Yani B sayısı kök içinde 2'nin karesi çarpı içeride 5 olduğu için yanına çarpı 5 yazılır. Bu da 2'nin karesi 4 olduğu için 4 çarpı 5'ten kök 20 yapar. E, C sayısı şu an kök dışında. Kök içine almak için yine aynı mantık. Kök içine alırken bu karesi olarak içeri girer. Yani 5'in karesi olur. O da kare kök 25 olur. Hepsi kök içinde olduğunda ve hepsi aynı işaretli yani pozitif olduğunda kök içindeki büyük olan sayı daha büyüktür. Yani kök 21, kök 20, kök 25. 25 daha büyük olduğu için C sayısı en büyüktür. Daha sonra kök 21 var. Yani A sayısı en küçükte kök 20 yani B sayısı olur. Altıncı örneğimiz aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. Sayılarca şunlar. A eşittir eksi 3 kök 3. B eşittir eksi 2 kök 6. C eşittir eksi 5 kök 5. Hemen bakalım çözümüne. Evet sayıların negatif olması bir şey fark ettirmez. Yine ben kök dışındaki sayıları kök içine alacağım. Tabii ki bu eksiği almayacağım. Eksi kök dışında duracak. Çünkü hiçbir zaman kök içinde eksili sayı olmaz. Yani bu 3'ü kök içine alırsam 3'ün karesi olarak içeri girerdi. 3'ün karesi 9 yapar. Eksiği koyduk. E 9 oldu. İçeride 3 vardı. 9 kere 3 27 yaptı. Bu A sayısıydı. Yine B sayısını bu 2'yi kök içinde alırsam 2'nin karesi olarak içeri girecek. Yine eksi başında duruyor. 2'nin karesi 4 yaptı. İçeride 6 vardı. 6 kere 4 24 yaptı. C sayısı içinde yine eksiği koyalım. Buradaki 5'i kök içine alırsam yine 5'in karesi olarak girecekti. 5'in karesi 25 yapar. Bir de içeride 5 vardı. 25 çarpı 5 de 125 yaptı. Tek farkı bunların negatif sayılar olması lazım. Yani negatif olduğunda biz işlemi tersten düşünüyoruz. Yani büyük olarak gözüken küçük olmuş oluyor. Küçük olarak gözüken büyük olmuş oluyor. Yani artı olsaydı en küçüğü kök 24 olacaktı. Hepsi negatif sayıları olduğu için negatifler sıfıra yakın daha büyüktü. Yani bu artı iken en büyük olan kök 24 eksi pardon artı iken en küçük olan kök 24 eksi iken en büyük olmuş olur. Yani burada en büyük B sayısı yapmış, yapmış oldu. Diğerine bakarsak kök 27 ve kök 125 var. Burada kök 27 artılı iken ikinci büyüktür. Eksi iken de ortanca olur. Yani A sayısı. En küçükte en büyük olarak gözüken kök 125 eksi de olduğunda en küçük olur. Yani sıralama B büyüktür A büyüktür C olmuş oldu. Örnek 7. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. A eşittir 2 kök 5, B eşittir eksi 3 kök 2, C eşittir eksi 4 kök 5. Şimdi bakalım çözümüne. Evet yine büyükten küçüğe sıralama sorusu. Yine mantığımız aynı. Tek farkı diğer sorulardan. Burada bir tanesi artı iki tanesi negatif yani eksi sayı. Yine biz kök dışındakileri kök içine almaya başlayalım. Bu dışarıdaki 5'i beşi içeri 5'in karesi olarak aldığımda 5'in karesi 25 yapar. 25 çarpı 2 de 50 yapar. Kök içinde 50 oldu. Yine buradaki 3'ü de kök içine aldığımda 3'ün karesi yani 9 olur. 9 kere 2 de kök 18 yapar ama önünde eksisi var yani negatif bir sayı. Yine buradaki 4'ü de kök içine alırken bu 4'ün karesi olur. 4'ün karesi 16 16 çarpı 5 de 80 olur. Kök 80 ama başında eksi var. Burada bir tanesi kök 50, bir tanesi eksi kök 18, bir tanesi eksi kök 80 yapmış oldu. Burada ilk bakacağımız şey bir tanesi pozitif sayı. Yani bu diğerlerinden mutlaka daha büyük olmalı. Yani en büyük olan sayıyı buldum. En büyük a. Çünkü bir pozitif sayı her zaman negatif sayılardan daha büyüktür. Geri kalan İki tane negatif sayı sıralarken her zaman ters düşüneceğiz demiştik. Yani artı iken hangisi daha büyükse eksi iken diğeri daha büyük olur. Yani artı olsaydı kök 18 daha küçük bir sayı olacaktı ama eksi olduğu için bu daha büyük bir sayıdır. Yani b ikinci büyüktür, en küçük de c olmuş olur. Sekizinci örneğimiz karekök 2 sayısının yaklaşık değeri 1,4 olduğuna göre kök 32 sayısının yaklaşık değeri kaçtır? Şıklarımız da A 8,4, B 7,0, C 5,6, D 4,2. Hemen bakalım çözümüne. Evet, çok çıkan bir soru tarzı. Karekök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'müş. Karekök 32'nin yaklaşık değeri kaçtır diyor. Bizim bu tarz sorularda tek yapacağımız şey bu kök 32'yi asal çarpanları ayırıp A kök B biçiminde yazmak. 32'yi ayırırsak 2'ye böldüm 16 2'ye böldüm 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 İkili ikili grupladım dışarı 1 2 çıktı buradan dışarı 1 2 çıktı içeride kaldı 2 dışarı çıkanları çarparsam 4 içeride kalan da 2 4 kök 2 demek 4 çarpı kök 2 demektir ben kök 2'nin 1,4 olduğunu biliyorum. Yani burası 1,4. Yani yapacağım işlem şu. 4 ile 1,4'ü çarpmak. O da 4 çarpı 1,4 5,6 yapar. O da C şıkkı olur.